Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bozun. Xitay siyasi kengeşi dinge karşı asasi liniyada çıng turduğanlığını tekitledi. Atılmış Uyghur Abdum Rayonluk siyasi kengeş partiya grupisi kengeytilgen yığın açıp, İslam dini ve Müslümanlarga karşı terör siyasetini devamlı icra kıldığanlığının bişaret verdi. Xitay siyasi maslahat kengeşi organ torunun haberde bildirilişçe Xitay siyasi kengeşinin azası atılmış Uyghur Abdum Rayonluk siyasi kengeşinin reisi Korcak Emeldar Nurlan Abilmecin 17 Mayıs açılgan siyasi kengeş partiya grupisi kengeytilgen yığınıda Atılmış Cumhur Milleti ortak gövdesi inanı müstehkemleşine asasi liniye kalıp, Şarkı Türkistan'da İslam dinini Xitaylaştırışkı Türkü buluş gerekliğini, İslam dinini Xitaylaştırış iktidarı ve seviyesini küçeytirgallıqını, Atılmış Şincan'ın medeniyet arkalık uzuklandırış kuruluşunu devamlı icra kalıp, Xitay'nın en-enevi medeniyetini evicaldırdıgallıqını tekitleyen. Yığın diyene Xitay rejimi yığınkı yıllarda tekitlep gelgen Atılmış 5 karaş, Yani halk ammasını doğru devlet karışı, tarih karışı, millet karışı, medeniyet karışı, din karışı, yönelişi boyunca terbiyeleşini çın tutduğallıkı, atılmış Cumhur Milleti ortak gövdesi inanı çınkır yıldı tartkuduşunu işgı aşırdığallıkı ilave kılınğan. Nurlan Abilmecin'nin tekitli gelleri Xitay rejimi yıkınkı yıllarda izgil icra kılıp kilovatkan irki kırgıncılık siyasetlerinden perdazlanıp atılışı bulup, mezkur yığında tekitlengen kelgüsü planğa alakadar mezmullar, Şarkı Türkistan'daki vaziyetinin devamlı iğirleşirdiğallıkıdın, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini devamlaştırdiğallıkıdın yeni bir kıtın bişaret bergen. Xitay yıkınkı yıllardan beri herhal namlar bilen Şarkı Türkistan halkını pütüllay asimilasiya kılışkı uğrunup gelgen bulup, bu rezil planıga asasen işinçe emge gücünü yötkep işkı uğurlaştırış namıda 1 milyondan artık Şarkı Türkistan halkını Xitay ülkelerine sürgün kılıp, onlarının orduğu Xitaylarını köçürüp yerleştirgen. Atılmış terörlükü karıştırış, əsəbilikni tügütüş namıda ceza lagiri ve türümlerge kamalgallar 8 milyonu yetken. Atılmış İslam dinini Xitaylaştırış siyasetini qattıq icra kılıp, xalqını dini itiqad edin, milli kimlik edin vazgeçişge, Xitay medeniyetini itiraf kılışkı mecburluğan. Rad kılıkçularga bolsa, vəkşilerce ziyankeşlik kılgan. Gerçi Xitay rejimi Şarkı Türkistan'daki irki qırğınçılıq cinayetinin baş icraçısı Çin Chuangguo'nun ornığa maşınruyunu almıştırgan bolsumu, Şunlıqlı xalqaranın besimi ayıplaştırı devamlaşıvatkan bolsumu, türlük çoğun yığınlarda atılmış medeniyet bilen uzuqlandırış, İslam dinini Xitaylaştırış, sosyalizm cemiyetine uyğunlaştırış, beş karışını umumlaştırış kadarlıq terör siyasetlerini devamlıq tekitlep gelmekte. Xitay Tayvan'a hücum kılsa hakimiyetini veyran kılışı mümkün. Fransiyalık mütexessis Xitay Tayvan'a herbi cahettin hücum kılgan takdirde, Xitay komünist rejiminin yemirilişini keltürüp çıkarışı mümkünlükini bildirdi. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 18. Mayıdaki haberde bildirilişçe, Rusya Ukrayna'a tacavuz kılgandıkken herkese tarafları muhim stratejilik rayonu caylaşkan Tayvan'ın vaziyetiki közlerini tikken. Rusya'nın Ukrayna'a kılgan tacavuzculuk uruşu arıqsıda iki kırgak münasibeti teximi nazuk ekvalığı çüşüp kalgan. Fransiya Xalqara Münasibet ve Strategilik Tetkikat Orni Xitay ve Asiya İqtisat Strategiya Merkezinin Ali Tetkikatçisi Valeri Nikitnin Tayvan'nın Xitay'a karşılık görüştüşü sərləvhilik kitabı elan kılınış aldı durgan bir payıda Azadlıq gezdi onun bilen ötküzgen söhbətini elan kılgan. Nikit söhbətte Tayvan Boğazı'nın iki taraf münasibeti doğrusudaki köz karışını şerhilip, Xi Jinping yolu koymakçı bolgan bir devleti iki xil tüzüm şuarının Hong Kong'u bugünküdek içinişlik ekvalığı çüşürüp koyganlıqını bildirgen. Nikit'nin karışça Tayvan bilen Ukrayna'nın iki ortaklıkı bar bolup, biri onlarının demokratiyalişini işgı aşırışı arkalık garipki yüzlünüp, müstebit hakimiyetki hırs kılışı ikken. İkincisi bolsa demokratik devletlerini kollaş meselesine çetildiken. Ukrayna uruşu Tayvan'a okşaş iktisadi gövdelerinin demokratiyesine bolgan tehdit, hücum xavpi ve Xitay'nın besiminin künsiri küçü işini teximi yaxşı düşünüşke yardan beridiken. Xabarda qeyd qilinishicha, Ukrayna urushi başlangan dastlabki kunlarda Xitayni o'xshash harakat qo'llanishni o'ylagan bo'lishi mumkin ekan. Agar Rossiya tez sur'atda g'alaba qilsa, ular umid qiladigan ko'ngildagidek vaziyat isbotlandi ekan. Agar g'arb davlatlari ilgirkiga o'xshashli aralashmaslik va harakat qilmaslik pozitsiyasini qo'llanib qolsa, Tayvan Ukrainaga o'xshash vayronchilikka uchraydi ekan. Xitay Ukrayna urushining beshida hamma ishning pot yaqinda oxirlashadiganligini faraz qilib
uni Tayvan masalasining ulgisiga aylantirish ham xiyolida bo'lgan. Mazkur mutaxassisning qarashicha Xitoy hozirgi holatida Tayvanni bo'ysundira olmaydi ekan. Agar Tayvan zo'rlik bilan hujumga uchrab qolsa, Xitoy rejimining yemirilishini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Putin yadro tahdidini ko'zir qilgani bilan Xitoyning yadro iqtidori bir qadar ojiz bo'lib, Amerikaning zarbasiga oson uchraydi ekan. Bundan boshqa Xitoyning yadroliq ballistik boshqarilgan bomba suv osti paroxot texnikasi hozir mu taraqqiy qildirishga ehtiyojliq ekan. Tedros Xitoyning yuqumga qarshi tadbirini yana bir qatim tanqid qildi. Алдынғы хапта Қытайның юқымға қаршы тәдбиріні таңқыт қылғалықы сәбәплік, Қытай режимінің наразылықығы дүшкелген Дүния Сахия Тәшкіләті баш әмәлдәрі Тедрос Адханум Қытайның юқымны нөлгі чүрі сиясыны яны бір қытым таңқыт қылды. Дүния Сахия Тәшкіләті баш әмәлдәрі Тедрос Адханум Қытайның юқымға қаршы тәдбирі хаққыды тоқтылып, Yuqumni nolga tushirish siyosatini davomlashtirishga bo'lmaydiganligini, Xitoy doiralarini bu siyosatini o'zgartirishga tavsiya qiladiganligini bildirgan. Ammo uning bu so'zi Xitoy rejimini qattiq bearam qilgan bo'lib, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Atsila uning ismini tilga olmay turib noroziligini bildirgan. Undan boshqa Xitoyning har qaysi ijtimoiy taratqus tipilarida Tedrosning bu so'zlari to'sib etilgan bo'lib, Dunyo sahiya tashkiloti Tedros degan so'zlarni izdiganda hech qanday mazmun ko'rinmagan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha Tedros Xitoyning noroziliklariga qaramay bu haftami Xitoy rejimini yana bir qatim tanqid qilgan. U 17 may o'tkazilgan axborot yig'inida Xitoy virusining Omikron nusxasining kuchli yuqishchanligiga ega ekanligini, navbatdagi yuqum vaziyatini tizginlashda yo'l qo'yilgan tadbirlarning dastlabki mazgildagi tadbirlardan farqli bo'lishi kerakligini, Xitoyda radikal tariqada ijro qilinayotgan nolga tushirish siyosatini davomlashtirishga bo'lmaydiganligini ta'kidlagan. Shundaqtimi u har qaysi davlatlarning yuqumni tizginlash tadbirlarini o'zlari qaror qilishi kerakligini ilova qilgan. Xitoyning Wuhan shahridan tarqalgan Xitoy virusi butun dunyoga opat elib kelgandan buyon Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti kuchli tanqidga uchrab kelgan. Jumladan Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti bosh amaldori Tedrosning Xitoy virusi tarqalishga boshlagan mazgilda izchil holda Xitoyning uchurlarini asos qilib olib, bu qitimliq yuqumni xalqaroliq ommaviy sog'liq hodisasi deb e'lon qilmay turib olganligi, bu sababli Xitoy virusining dunyo xarakterlik opatga aylanganligi, uning bu vazifada o'ltirish salohiyatining yo'qligi, iste'fo berishi lozimligi haqidagi chaqiriqlar o'tirg'i chiqqan edi. Navbatda uning Xitoy rejimi uchun zil masala hisoblanadigan yuqumni nolga tushirish siyosatini tanqid qilishi diqqat qo'zg'amoqda. Rossiya Shvetsiyaning NATO'ga kirish qaroriga qayta inkas qaytirdi. Rossiya Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga kirish qaroriga bo'lgan inkasining Shvetsiyada chet elning harbiy bazalari va qurol yarog'larining o'rinlashtirilishiga bog'liq ekanligini e'lon qildi. Rossiya tashqi ishlar ministrligining yozim bayonotida bildirilishicha, Shvetsiyaning Moskvada turishliq bosh elchisi Malina Mart Rossiya muavin tashqi ishlar ministri Vladimir Titovga Shvetsiya hukumatining Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga kirish qarori haqida ma'lumot bergan. Bayonotda Rossiya tarafining Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga kirishdagi maydoniga qarata ko'p qatim rasmiy bayonot e'lon qilganligi va davlat bexatarligiga kafolatlik qilishning yo'llarini tanlashning har bir davlatning egalik huquqi ekanligi, ammo buning boshqa davlatlarning bexatarligiga tahdid elib kelmasligi kerakligi ta'kidlangan. Shundoqla harbiy texnikalik taraflarni o'z ichiga olgan bizning inkosimiz va mumkin bo'lgan o'ch elish tadbirlarimiz Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo bo'lishining haqiqiy oqibatiga jumladan Shvetsiya tuprog'iga chet el harbiy bazasi va hujum qurollari sistemasining o'rinlashishiga bog'liq bo'ladi deganlar qayd qilingan. Hindistonda asabiy hindi muridlari masjid ko'ydirdi. Hindistonning Madhya Pradesh viloyatidagi musulmonlarga qarshi asabiy hindi dini muridlari 17 may Nemuh shahridagi bir masjidga o't qo'ygan. Hindiston siyosat kundalik xabarining 17 maydagi xabarida bildirilishicha, bir to'p zo'ravon hindi muridi Nemuh shahrining Muhalla rayonidagi musulmonlarning ibodat o'rniga hujum qildi deb gumon qilingan. O't qo'yilgan masjid darvozasining temiga yana but qo'yib qo'yilgan bo'lib, yerlik soqchilar voqeadan keyin bu rayonda ko'chaga chiqishni cheklagan. Ijtimoiy tarqoqlardagi sinlarda ko'rsatilishicha, voqeadan keyin bir necha asabiy hindi muridining qo'lga olinganligi sababli bir to'p hindi muridlari ko'chada qalaymaqonchilik chiqargan. Soqchi xodimlarining oshkorlashicha, asabiy hindi muridlari masjidga o't qo'ygandan boshqa yana musulmonlarning uylariga tosh otgan. Natijada voqea jarayonida bir necha musulmon yosh yaralangan.
Nemoq şəhərlik saxçı idarəsinin başlığı Twitter hesabıda vəqənin təfsilatlarını həm bəhərləgən. Topulan yüzbərgən rayondaki taratqularının xəbər qılışca, but orınıtılğan rayonga yıqın bir cəyda iki top otursada talaştartış payda bulğan bulub, yerlik bexatərlik dairleri onlarını kontrol öyüge çağırıp, iki taraf talaştartış qılğan məsəlini müzakir qılğan. Məlum buluşca bir qısım hindi muridleri muslimallarının öylerge taş atqan və bir qısım maşinlarga buzğunçuluk qılğan, həm de kişilerden öydü turuşun tələb qılğan. Növətti saxçı dairleri cəmiyyətini qalaymaqan qılış hərəkətigi qatnaşqan, ya ki bu xil əsəbi hərəkətki xumar bulub qılğan hər qandaq kişini təkşürüdü qallıqını bildirgən. Rusiya, Fransiya və İspaniyanın diplomatlarını mı qoğuladı? Rusiya Taşqı İşlər Ministerliği İspaniyanın Rusiyadaki 27 diplomati və Fransiyanın 34 diplomatini qarşı elinmaydığan kişilər qatarıqı kirgüzgəllikini bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Rusya Taşqı İşlər Ministerliği İspaniyanın 27 diplomatının karşı elinmaydığan kişiler deb ilan kılınğanlığı toğrısında yazın bayanat ilan kılgan. Bayanatta İspaniyanın Moskova'daki baş elçisinin ministerliği çağırılıp, İspaniyanın Rusya'daki 27 diplomatını karşı elinmaydığan kişiler deb ilan kılınğanlığı narazılık bildirilgeliği kayıt kılınğan. Bayanatta dostlarını bulmağan bu kademnin Rusya bilen İspaniya otursudaki münasibetki ziyan salgallığı əskertilip, bununla cevaben İspanya'nın Moskova'daki elçihanesi ve Saint Petersburg'daki konsulhanesi hizmet kıldığan 27 diplomat karşı elinmeydiğen kişiler deb ilan kılındı. Bu kişiler doğrusudaki karar elçihanelerine uxturulğandan tartıp 7 gün içinde Çigradın çıkıp gidişi gerek deyilgen. Rusya yine Fransiya'nın 34 diplomatını mı karşı elinmeydiğen kişiler deb ilan kılgan. Bu haqtaki bayanatta bu kişiler doğrusudaki karar elçihanelerine uxturulğandan tartıp 2 hafta içinde Rusya çigrasından çıkıp gidişi gerek deyilgen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşürüzce sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmetleşirme hakkı öptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.